İş dünyasındaki kadın örgütlerini tanımaya devam ediyoruz. Bu kez karşımda Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu var. Merhaba Sema Hanım, nasılsınız? Merhaba Tülay Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği'ni tanımadan önce sizi tanıyalım istiyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tülay Hanım, ben tıp doktoruyum. Gördüğünüz gibi beyaz önlüğüm üzerimde. Şu anda da size iş yerimden bağlandım. 2011 yılında emekli oldum ama halen hekimler emekli olmuyor. İşimizi yapabildiğimiz sürece devam ediyoruz. Dermatoloji uzmanıyım. Halen aktif olarak sağlık sektöründeyim. Bir sağlık şirketim var. Aynı zamanda bir kadın girişimciyim. 2010 yılından beri tarımsal üretim yapıyorum. Elma üreticisiyim. Tarımsal alanda bir üreticiyim yani. Orada da bir tarımsal şirketim var. Yine oğlumla birlikte kurduğumuz bir dış ticaret şirketimiz var. Pazarlama yapıyoruz orada da. Bu şekilde ayrıca uzun yıllardır sivil toplum kuruluşları içinde yer alıyorum. Yaklaşık 10-12 STK'da üyeyim. Birkaç federasyonda ve dernekte yönetim kurulu üyeliğim. Bu dernekte başkanlığım var. Müzikle uğraşıyorum. Eşimle beraber 35 yıldır Türk halk müziği yapıyoruz. Zaman zaman bu koronavirüsten önce son yıllarda yılda bir mutlaka halk konserleri veriyor idik Türk halk müziği ile ilgili. Böyle bir kişilik, 3 çocuk annesiyim. Böyle bir yaşam. Nasıl bir yaşam bu Sema Hanım? Afalladım kaldım ben. Estağfurullah. Bir kere zaten ağır bir iş yapıyorsunuz. Hekimsiniz. Hani hekimlik zor bir meslek. Bir sürü şirket kurmuşsunuz. Onları idare ediyorsunuz. Bir de üstelik de müzikle uğraşıyorsunuz. Konser verebilecek çapta bir seviyede yani. Bir de üstüne üstlük 3 tane de çocuk büyütmüşsünüz bu arada. Bu arada hem kariyer yaparım hem çocuklarımı yaptım, evet. Aynen öyle olmuş vallahi. Biz kadınlar bunları yapıyoruz işte. Evet. Sanki bunlar olamıyormuş gibi deniliyor ama bunlar tabii ki yani ultra güçlerim yok. Ben de yani sıradan ben de bir kadınım. Bunlar yapılabiliyor. Çok gerçekten olmaz değil yani, oluyor demek ki. Kesinlikle oluyor. İşte karşımızda örneği var yani. Evet. Hiçbirimizin yok yapamam, çocuk doğdu işi bırakayım deme lüksümüz yok. Kesinlikle şartlar uygun olduğu zaman Tülay Hanım, mesela ben bunların büyük bir kısmını belki bu kadar işin arasında 3 çocuk sahibi olamazdım ama Kayseri'de yaşıyor olmak. Belki büyük metropol şehirlerde olsaydım ona da olanak olmazdı ama şartlar uygun olduğunda bunları fırsatları iyi değerlendirdiğinizde birçok şey yapılabiliyor gerçekten. Tebrik ediyoruz vallahi, çok güzel bir... Sağ olun, teşekkür ederim. İyi ki sizi tanıdık. Şimdi geçelim derneğe. Kadın İşbirliğini Güçlendirme Derneği. Geliştirme. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği. Ne zaman kuruldu, kim kurdu, kimlerden oluşuyor ve neden kuruldu, amacı nedir? Anlatır mısınız? Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği'ni biz 6 tane kadın bir araya gelip kurduk aslında başlangıçta. Bu 6 kadın Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Kadın Girişimciler Kurulu'ndan gelen kadınlardı. Neden dernek? Çünkü daha rahat hareket edebilmek, daha hızlı, rahat demeyeyim de daha hızlı hareket edebilmek, daha çünkü odalar birliğine bağlı olduğunuzda yani bir yere kararlarınızı daha çabuk şey yapamıyorsunuz. Oradan oraya bürokratik işlemler daha uzun oluyor. Onun için 6 tane kadın girişimci kurulundan iş kadını karar verdik. Dedik ki biz bir dernek kuralım. Kayseri'de de bu tarz derneklere ihtiyaç var. Ve bu 6 kadının özelliği belki de hepimiz de Kayseri dışından kadınlardık. Ama uzun yıllardır Kayseri'de yaşayan, Kayseri'ye emek veren, Kayseri'de para kazanan, Kayseri'de katma değer yaratan kadınlar. Yani ortak paydalarımız hep bunlardı ve Kayseri'ye de bir borcumuz olduğunu düşündük açıkçası. Sema Hanım, görüntünüz gitti. Evet, şimdi devam edelim. Şu anda geldi değil mi? Bu şekilde 2014 yılında derneğimizi kurduk. Derneğimizin amacı kadınları her alanda
siyasi alanda, hukuksal alanda, finans alanında, girişimsel alanda, kültürel alanda güçlendirmek ve birbirleriyle iletişimlerini arttırmak. Bunun için gerekli yolları onlara gösterebilmek elimizden geldiğince. Çünkü biz bazı dedim ya, hani insanlar önlerine fırsatlar geldiğinde bu fırsatları değerlendirebiliyorlar. Bu fırsatları elimizden geldiğince başkalarına da gösterebilmeyi amaçlayarak derneğimizi kurduk. Bir güzel şeylere de imza attık zannediyorum Kayseri'de. Hemen onu soracağım. 2014, daha çok genç bir derneksiniz. Gerçekten genç bir derneğim. Şu anda hangi aşamaya ulaştı dernek ve şu anda yürüttüğünüz ve en önem verdiğiniz projeler hangileri, anlatabilir misiniz bize? Tabii kadınların girişimci yapabilmek adına birçok çalışma yaparken sosyal sorumluluklarımızı da hiçbir zaman bir kenara bırakmıyoruz. Dolayısıyla kadının olduğu her yerde var olduğumuz için kadının ve çocuğun olduğu yerde doğal olarak kendimizi buluyoruz. Bu sebeple gerek bizim misyonumuz değil, yardım derneği değiliz biz ama zaman zaman yardımlar ya da zaman zaman protestolar ya da destekler. Kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuk tacizleri, bu alanlarda da elimizden gelen her tür çalışmanın içinde diğer derneklerle beraber, özellikle Türk Konfet Kadın Komisyonu'nun üyesiyiz çünkü ve onlarla birlikte, diğer derneklerle beraber, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile işbirliği yaparak, yani diğer derneklerle işbirliği içinde ne katkı sunabilirsek onu yapmaya çalışıyoruz. Proje bazlı çalışıyoruz. Son günlerde yaptığımız iki tane projeden bahsedeyim. Çok yakın zamanda, bayramdan hemen önce bir kooperatif kurduk mesela. Kadın Kooperatifi. Kayseri'de Talas Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği ile beraber bir kadın kooperatifi kurduk. Bu kooperatif ne yapacak? Kooperatif ortakları, biliyorsunuz orada kooperatiflerde üye olunmuyor, ortak olunuyor. Ortaklarımız üretici kadınlar. Kendi ürettikleri, bu ürettikleri tarımsal ürünler olabilir. Evde yaptıkları gıda malzemeleri olabilir. Reçeldi, salçaydı, mantıydı, Kayseri mantımız meşhur biliyorsunuz. Ya da el işleri olabilir. Kültürel, sanatsal resimler olabilir. Bebek oyuncaklar vesaire. Bunları pazarlamasını yapacağız. Kooperatif için, kooperatifi yaptığımız yerde küçük yemekler, yöresel yemekler yenilebilecek. Ayrıca Talas Belediyesi ile işbirliği içindeyiz baştan beri. Çünkü kamu desteği çok çok önemli. Baştan bu yana onu çok önemsedik ve kamusal destek aldığınız zaman birlikte, yani kümülasyon gösterebildiğiniz zaman bir şeyleri başarabiliyorsunuz. Rica ettik. Onlar bir takım siparişlerini bizden verecekler bundan sonra. Ve biz çok güzel bir şey yaptık. Biz bundan sonra ayda bir kadın pazarı kooperatifimizin denetiminde. Bu kadın pazarı bize ne sağlayacak? Hem kadınlarımız aracı olmadan ürettiklerini direkt tüketiciye ulaştırarak kendi paralarını kazanacaklar. Hem de bu pazara çıkan ortaklarımız kişisel gelişim eğitimleri alacaklar, finansal okuryazarlık eğitimleri alacaklar, değişik eğitimler, hijyen eğitimleri vesaire. Yani çünkü kadına sadece para kazandırmak yetmiyor. Kadını güçlendirmenin yolu, en önemli yolu kadını eğitmek. Ülkemizde maalesef fırsat eşitliği bu anlamda, veriler bunu gösteriyor ki kadınlar eğitime daha zor ulaşıyorlar. Eğitim seviyesi düştükçe de girişimcilik hayatı ya da iş hayatı diyeyim, girişimcilik yanlış oldu, İş hayatına katılım o oranda azalıyor. Dolayısıyla biz hem kadına para kazandırmayı, ayakları üstünde tutmayı, hem de kadını bir yandan eğitimle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu birincisiydi son yaptığımız projelerden. Bir diğeri de şimdiye kadar yapıldığını düşünmediğimiz bir şey, bir anket çalışması. Tülay Hanım, biliyorsunuz KOSGEB çok sayıda destek veriyor. Girişimcilik destekleri. Girişimcilik sertifikası sonrası. Evet. Biz son iki yıldır
HOTGAP'ten alınan bu girişimcilik sertifikaları ile ilgili bir çalışma planladık. 244 kadın üzerinde girişimcilik sertifikası almış 244 kadına eğitimlerden önce bir anket uyguladık. Yani işte ne istiyorsunuz, niye bu girişimcilik eğitimini almak istiyorsunuz, neden bu desteğe ihtiyacınız var, iş fikriniz var mı vesaire gibi bir anket. Soruların içinde hem iş fikri var mı onu çözmeye çalışıyoruz, hem ne için buraya geliyor, yani evden kaçmak için mi sadece, yoksa gerçekten girişimci mi olmak istiyor ve gerçekten girişimci olmak için önündeki engeller ne, bunları tespit edebilmek için bir takım sorularla hazırlanmış anket. Anketleri eğitimin hemen sonrasında tekrar yaptık. Buradaki amacımız kişisel farkındalığı ne kadar gelişti. Sonra 6 ay sonra anketleri tekrarladık. Yani sertifikanızı aldınız, iş fikriniz halen aynı mı, işinizi kurdunuz mu gibi sorularla. 1 yıl sonra anketleri tekrar tekrarladık. 2 yıl sonra anketleri tekrar tekrarladık. Biliyorsunuz sürdürülebilirlik anlamında bu tarz bir veri tabanı elimizde yok. Evet, insanlar girişimcilik eğitimleri alıyorlar, sertifikalar alıyorlar, bir takım paralar veriliyor, ediliyor ama acaba ne kadar işe yarıyor? Yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunları görebilmek adına anketlerimiz sonuçlanmak üzere, çünkü 2 yıl yeni bitti. Biz de çok heyecanlıyız çünkü çok değişik sonuçlar var. Kadınların önünde gerçekten finansa ulaşım gerçek bir engel ama yöresel, örf, adet, gelenek, bunlar da çok ciddi sorunlar. Yani ankette kalem kağıtla baş başa kalan kadın çok şeyler verdi bize. Bu anketleri bütün ilgili yerlere sonuçlarını hem bakanlıktan başlayarak KOSGEB'e, bakanlıklara, kadın derneklerine her yere ulaştıracağız. Şu anda bununla meşgulüz. Gerçekten çok önemli bir proje. Üstelik de sadece kurs öncesi sonrası değil, 1 yıl, 2 yıl sonraki düşüncelerini alıyor olmak da şöyle bir veri veriyor bize. Evet, bir kadın girişimci olmak istiyor ama sonra neler yaşıyor? Hem onun düşüncesi ne oluyor, değişiyor, hem de ne yapıyor, biliyor ya da yapamıyor ve neden yapamıyor. Gerçekten bunu ortaya koyan çok önemli bir çalışma. Biz de sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Lütfen sonuçları bizimle de paylaşın. Yine biz İnşallah. Gerçekten önemli çıktıları olacağına inanıyoruz onun. Şimdi tabii hem anket çalışması, hem sizin çok yönlü kişiliğiniz, hem STK'lardaki görevleriniz, hem de bir sürü alanda faaliyette olmanız iş açısından bir avantaj sağlıyor size. Niye? Kadınları yakından gözleme ve zaten sorunların çözümü için proje üretme durumunda olduğunuz için. Kadınların en çok karşılaştıkları sorunlar, engeller neler ve bunlar nasıl aşılabilir? Kadınların en çok karşılaştığı engeller. Şimdi kadınların tabii çok değişik, bu anket sonuçlarında da gördük bunları. En önemli sorunlardan biri finansa erişim. Yani eğer kadının geleneksel sorunları yoksa, anne demeyeyim, baba, erkek kardeş veya kocadan işle ilgili bir engeli yok ise finansa erişimle ilgili sıkıntıları var. Çünkü kadınların kredi çekmesi, finansa ulaşmaları gerçekten zor. Bunun dışında bölgesel sorunlar, yani gelenekler, örf ve adetler, işte kadın bu işi yapar mı gibi sorunlar çok çok önemli. Onun dışında finans problemi yok, şu yok bu yok, bazen para da sorun. Yani senin paraya ihtiyacın mı var anlayışı? Parayı, yani sen işte var, niye çalışıyorsun, gez dolaş evlen. Sen bilmem kimin kocasın, işte karısısın, sen bilmem kimin kızısın, el alem ne der? Yani çalışmanın bir taraftan ayıp olduğu, sanki hani ihtiyacı var çalışmaya binaen. Bu tarz problemler. Ve eğitim, çalışma, bütün bunları aşsa bile iş hayatına geldiğinde nasıl yapacak? Yani bürokratik engeller nasıl aşılacak? Mentörlük çok, işte burada o çok önemli bir aşamaya geliyor. Yani ne yapacak? Arada nasıl ilerleyecek? Kademesi ne olacak? Sorunları aşarken
nereye başvuracak, hangi yelpazeyle bakacak? Gerçekten sorunumuz çok. Çünkü kadının şöyle bir profil çizdiğim, ailesi izin verdi, parası da var ama iş hayatına gelse bile şimdi öyle bir dünya ki, dışarısı öyle bir karmaşık hayat ki, eğer önünde bir rol modeli, bir danıştığı kimse yoksa gerçekten sıkıntılar var. Onun için kadın işbirliğini çok önemsiyoruz. Kadınların birbirine rol model olması, birbirlerine mentörlük yapması bu bağlamda çok çok önemli. Kadınların hani sadece çünkü finansa erişim ya da eğitim değil, bunlara sahip olan kadınların da sorunları var. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Rol modellere çok ihtiyaç var çünkü. Peki genel olarak toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanması için acilen bir iki cümleyle de olsa ne yapılmalı sizce? Ah dedim ya. Yani toplumun gerçek bir yarası. Yani acilen sağlanması zaten mümkün değil. Öyle gibi görünmüyor gerçekten ama eğitimle başlamak zorundayız. Yani acilen eğitim müfredatları. Çünkü kalıplaşmış bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Bazen imkansız. Yıkanmış beyinler var. Onları değiştiremiyorsunuz. Kalıba girmiş artık ama yeni oluşacakları, yani eğitim müfredatlarının acilen düzenlenmesi. Hani eskiden siz de hatırlarsınız, yaşça yakın gibi hissettim. Ahlak bilgisi derslerimiz vardı bizim. Yani sevginin, saygının, hoşgörünün ve şiddet olmadan çözüm bulmanın yollarının gösterileceği örneklerin, çünkü bunlar olmayınca göremiyorlar, gösterilmesi, müfredata konması ve rütük saçma sapan şeyleri engelleyeceğine, ahlaki yozlaşmayı, bu tip çünkü dizilerin çok zarar verdiğini düşünüyorum kültürel yapımıza. Çünkü biz okumaktan çok izlemeyi ve görseli, herkes, hepimiz için öyle bu. Çünkü daha fazla, daha kolay alıyoruz. Evet, çok daha kolay. Bir parantez açalım orada. Dizilere baktığımızda erkekler güçlü, zengin, her şeyi bilir, kahraman edasında. Kadınlar ezik, o erkekleri elde etmek için birbiriyle kavga eden, fakir, beceriksiz kadınlar olarak ve erkekleri elde edip kısa yoldan hayatta, hani işte hiçbir şey yapmadan zengin olayım tarzında yansıtılıyor. Oysa çok yanlış. Kadınların bu şekilde yansıtılıyor olması da dizilerde maalesef cinsiyet eşitsizliğini kesinlikle oluyor. Yani kaç tane öyle kadın var? Kesinlikle bu algılar, bu algıların, yani bence acil olarak yapılması gereken şey bu. Çünkü hepimiz çok fazla televizyon karşısında zaman geçiriyoruz. Bence en acil yapılması gereken şey bu. Birlikte de kamu spotları. Görsel yani. Öncelikli olan bence o. Eğitim diyoruz. Herhalde eğitim konu yok. Hani hem eğitim, okullardaki eğitim, ayrıca biz yetişkinlerin de eğitime ihtiyacı var. Çünkü biz böyle geldik. Kesinlikle. Biz çocukları yetiştiriyoruz. O yüzden de annelerin ve babaların da herhalde eğitime ihtiyacı var, değil mi? Eğitici eğitimi tabii. Yani o hamuru ben hep çok severim onu. Yani bir poğaçayı beğenmiyorsunuz ama o poğaçayı yapan, o hamuru yoğuran sizsiniz. O hamuru biz yoğuruyoruz. Poğaçayı sevmiyorsak nasıl mayaladığımıza, nasıl yoğurduğumuza, yani kendimize dönmemiz lazım. Poğaça çirkin demenin bir anlamı yok. Aslında bitirdim röportajı ama sormadan edemeyeceğim. 3 çocuğunuz var, kız, erkek. Onları cinsiyet eşitliğine inanan bireyler olması için nasıl yönlendiriyorsunuz? Mesela ne diyorsunuz? Mesela benim oğlum var, artık yetişkin, üniversiteden mezun. Ve ona dedim ki, bir kadın senin sevgilin dahi olsa, senin eşin dahi olsa, aynı yatağa girdiğinizde eğer seninle seks yapmak istemiyorsa, sana hayır diyorsa, bunun hayır olduğunu anla ve ona saygı dur. Hiçbir şekilde onun istemediği bir şeyi yapma diyorum. Ya da diyorum ki, hayat eşittir. Evde bir kadınla birlikte yaşıyorsan, bütün işi paylaşmak durumundasın. Ev işinde paylaşmak zorundasın. Çocuk bakımında paylaşmak zorundasın. Çünkü hayat müşterek diyorum. Siz çocuklarınıza
neyi empoze ediyorsunuz eşitlikçi bireyler olmaları için? Yani ben de öncelikle hep söylemden ziyade tavırların ve davranışların örnek alındığını hissedip hep öyle davranmaya çalıştım ve çok şükür ki, çok şükür ki öyle. Yani oğlumun özellikle mesela sofrayı toplarken hiçbir zaman oğlum oturup kızlarım toplamadı. Bir gün oğlum topladı, bir gün sıraya koyduk mesela. Bir gün oğlum, bir gün kızım, bir gün öbür kızım. Bulaşık makinesini yerleştirme sıraları vardı. Yani çünkü o rolü, yani bu kız işi yapmadık. Ya da köpek gezmeye çıkarılacaksa hadi oğlum sen gezdir demedim. Yani köpeğin kakasını kızım da temizledi. Kızım da onu dışarıya gezmeye götürdü. Oğlum da sofra topladı. Oğlum da gerekti. İşi geldiği zaman çok yoğunsak ütüsünü kendi yaptı. Yani biri o yaptı. Çamaşırı birlikte attık. Hep böyle beraber yapmaya çalıştık. Çünkü her zaman sadece olaya bir can olarak baktık. Ben ona çalıştım evde ve çok şükür tabii sadece aileyle bunu başarmak çok zor ama çok zor olsa da ben görüyorum bunun kanıtını. Başarmışız. Yani ben benimle birlikte bu yolda mücadele eden bir erkek evlada sahibim. O nedenle dışarıda bir takım şeyleri görse bile aile gerçekten çok önemli. Onun için eğitim çok önemli. Biz sonradan eğitmek çok zor. Dolayısıyla hani ailede kaybettiğimizi hiç olmazsa ilkokulda kazanalım. Onun için eğitim müfredatlarına girmesi bazı programların çok çok önemli. Umarız. Ben davranışla hep yapmaya çalıştım. Onlara bir cinsiyet yüklememeye çalıştım. Dedim ki hepimiz evde her şeyi birlikte yapacağız. Biz hep beraber yapmaya çalıştık. Çünkü ben çalışan bir hanım olarak, ben Kayseri'de İzmirliyim. İzmir'den Kayseri'ye 22 yaşında geldim. Burada hiç kimsem yok ve 3 çocuk büyüttüm burada. Çalışan bir kadın olarak 3 çocuğu hep birlikte yapmadan, birlikte işlerimizi yapmadan zaten mümkün değil, başaramaz. 2 yaşında kendi ayakkabılarını kendileri giyiyorlardı. Yemeklerini döke saça da olsa kendileri yiyorlardı. Evet, bu sayede de hem sorumluluk almayı hem de bir birey olmayı gayet güzel öğrendiler. Evet. Birisi gibi ister çalışsın, ister çalışmasın, çalışmayan anne olsun hiç fark etmez. Umarız anneler ve babalar hep birlikte çocuklarını eşitlikçi bir ortamda yetiştirirlerse bir nebze olsun bu zihniyet dönüşümüne katkıda bulunabilir. Gerçekten çok önemli. Bir de Tülay Hanım şu çok önemli, erkek çocukları için biliyorsunuz bizim ülkemizde hani çocuklar küçükken küfrettirilir ya erkek çocuklara, böyle bir güleriz çok hoşlarına gider erkeklerin, ya da silah. Mesela ben o tip oyuncakları da almadım çocuğuma. Babamız da sağ olsun, o da yani onu da, anne babanın da, çünkü bu bağlamda birlikte hareket etmesi çok önemli. Çocuğumuz bizim küçük yaşta da küfretmedi, şimdi de küfrü bilmiyor zaten. Hani onu küçükken çok güzel, ona küfret, buna ver. Hadi anneyi döv, hadi annenin saçını çek, bak ablasın ne güzel dövüyor. Bunları yaptıran maalesef biz yine kadınlar oluyoruz. Bak ne güzel, nasıl yumruk atıyor benim oğlum, aferin oğluma falan. Yani bunlar çok tehlikeli hareketler. Bugün o benim oğlum ne güzel yumruk atıyor dediğin bir yaşındaki çocuk, yarın işte senin benim kızıma yumruk atıyor, benim kızıma bıçak çekiyor gibi. Bunları hiç unutmamak lazım. Yani onun bir yaşında, biz bunları bir yaşında şekillendiriyoruz. O poğaçayı biz yapıyoruz maalesef. Onu da hiç unutmamak lazım. Dolayısıyla biz kadınların bu konuda, kimse bunu bilinçli yapmıyor. Bu bilinçlenmeye engel olunmaması lazım. Bu bilinçlenmeye, bu farkındalığa sahip olmamız lazım. Bunun için programların düzenlenmesi gerekli. Bunun için de sizin gibi Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği'nin çalışmalarını desteklemek, tanıtmak, bunları çok çok konuşmak ve benzer şekilde derneklerin çoğalmasını sağlamak herhalde bu zihinsel dönüşüme en güzel katkı olacaktır. Ne güzel çalışmalar yapıyorsunuz ve ne güzel düşünüyorsunuz. İnşallah. Sizi tanıdığım için ve tanıtabildiğimiz için bir nebze de olsun, çünkü çok, çok deniz deryasınız. Bir nebze de olsun sizi ve derneği tanıtabildiğimiz için çok mutlu oldum. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu bizimleydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler.